Hoş geldiniz ağalar, beyler. Sözümüze uyup buralara kadar geldiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Eğer bugün olduğu gibi böyle tek yumruk olabiliyorsak, Hatay'da huzurumuzu kimse bozamaz. Son günlerde Hatay'ımızda zor zamanlar geçiriyoruz. Epey sıkıntılı günler yaşadık ve bu gidişattan kimse memnun değil. Sınırın ötesindeki belirsizlik ekonomimizi derinden etkilemekte. Eskiden bu topraklarda biz terör nedir bilmezdik. Şimdi ise adamlar burnumuzun dibine kadar girip gerilim hatlarını vuruyorlar. Koskoca Tuğ generale suikast düzenliyorlar. Bu gidişata bir dur dememiz gerekmiyor mu? Hı? Bu Hatay'ımıza bizden başka kim sahip çıkabilir ha? Atalarımız bu topraklarda doğmadılar mı? Bu topraklarda büyümediler mi? Bu topraklarda can vermediler mi? Görevi, huzuru sağlamak olanlar eğer bu işin altından kalkamıyorlarsa biz de elimizi bu taşın altına sokmalıyız. Öyle değil mi beyler? Öyle. Bizler bu toprakların neresinde taş, neresinde su olduğunu elbet biliriz. Bizim bizden başka kimimiz var ha? Şimdi harekete geçme zamanıdır. Havalar, beyler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren. Madem konu Hatay, benim de bu mecliste olmam gerekmiyor mu? Ziya Cevran. Hoş gelmişsin Nizamoğlu. Buraya gelmekle hem kendini hem bizi mahcup ettin. Sen bizim büyüğümüzsün. Kendi aramızda konuşalım, tartışalım, sonra da sana gelelim istedik. Ama madem geldin, geç otur, konuşalım. Oturmaya gelmedim Ziya Cevran. Davet edilmediğim yere de gelmem. Ama gelip şöyle bir gözlerinizin içine tek tek bakayım istedim. Bakalım mesele Hatay meselesi mi yoksa sizin şahsi çıkarlarınız mı? Tövbe estağfurullah. Ayıp ediyorsun Nizamoğlu. Ayıp bende kalsın İsmet Kılıç. Dediğim gibi şöyle bir sizleri göreyim istedim. Hem ben baştan diyeyim de diyeceğimi, sonrasında siz varın ne konuşursanız konuşun gayrım.